Evet, hükümet uzun süredir üzerinde çalıştığı kentsel dönüşüm projelerine hız vermeye hazırlanıyor. 2023 yılına kadar yaklaşık 2 milyon gecekondunun yıkılarak yerlere 9 şiddetindeki depreme dayanıklı konutların teslim edilmesi planlanıyor. Bu binaları biz yıkacağız. Hükümet kararlı. Çürük ve kaçak binalara kesinlikle izin verilmeyecek, kentsel dönüşüm projeleri hızlandırılacak. Şehir planlamacılarından da başbakanın açıklamalarına destek geldi. Artık beklemek değil, uygulamanın gerçekleştirilme zamanıdır. Bu bağlamda son derece önemli bir mesaj olduğunu düşünüyorum. Projeler kapsamında yurt genelinde yaklaşık 2 milyon gecekondunun yıkılması ve buralarda yaşayan en az 8 milyon vatandaşın da sağlıklı konutlara taşınması planlanıyor. Türkiye Belediyeler Birliği de kentsel dönüşüme tam destek veriyor. Önümüzdeki pazartesi günü encümen toplantısını burada yapacağız. Bütün bölgelerde yerel yönetimler olarak bir kentsel dönüşüm ve yenileme sürecine girmek zorundayız. İstanbul'da halen kentsel dönüşümün güzel örnekleri göze çarpıyor. İşte biz de tam o noktalardan birisindeyiz. Esenler Turgut Reis Mahallesi kentsel dönüşümün yaşandığı alanlardan birisi. Yan tarafta görmüş olduğunuz düzensiz yapıların bina sakinleri arka plandaki modern dairelere taşınacak kentsel dönüşüm kapsamında ve hiçbir bedel ödemeyecekler. Bakınız şu gördüğünüz yerde gecekondular vardı. İnsanlar yağmur yağdığı zaman evin içine akıyordu. Ama şu anda bu gördüğünüz binalar yükseliyor. Arka tarafta gördüğünüz binalar. Bunlar biter bitmez. Buradaki arkadaşlarımızı buraya alacağız. Buradan devam edeceğiz. Ve insanlardan bir bedel de almayacağız. Yapılan projeler vatandaşın da yüzünü güldürüyor. Bizi resmen ölümden kurtarıyor. Biz yepyeni evlere kavuşacağız. Bizim dairemiz 85 senesinde yapıldı zaten. Şu durumda çürük durumda saydı yani. Bire bir daire veriyor Sayın Başkanımız. Daha bundan iyisi olmaz ki. Maliyetinin yaklaşık 60 milyar dolar olacağı tahmin edilen kentsel dönüşüm projeleriyle 9 şiddetinde depreme dayanıklı konutlar yapılacak. Ağustos ayında 81 ilin valiliğine gönderilen yazıyla kentsel dönüşüm gerektiren gecekondu bölgelerinin bildirilmesi istendi. Projelerin tamamının 2023 yılına kadar tamamlanması öngörülüyor. Dönüşüm projelerinde Ankara, İstanbul, İzmir'le deprem riski yüksek illere öncelik verilecek.